Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan meydan düzenlemesi çalışmalarının ardından tarihi Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Aslına uygun şekilde 3 boyutlu çekilen resimlerle bir hatanın olmaması için caminin iç ve dış kısmındaki işlemleri ekipler aslına uygun olarak gerçekleştiriyor. Ana kubbe, minareler, avlu, şadırvan, çiniler ve bahçe kısmında restorasyon devam ederken caminin 4 minaresi de elden geçiriliyor. Caminin beton ve korozyon hasarları ortadan kaldırılıp kubbe ve revaklardaki kurşun kaplamalar kontrol ediliyor. Yapıda taş aşınmaları, kırık, çatlak ve korozyon hasarları varsa müdahale edilerek dayanıklılığı artırılıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç çalışmalarının düzenli bir şekilde devam ettiğini belirterek amaçlarını caminin aslına uygun olarak en az müdahale ile gelecek kuşaklara güvenle aktarılmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden Mimar Sinan ustalık eseri Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılı Kasım ayında başladık. Caminin restorasyon sürecinde ibadete ve ziyarete açık olmasını sağlamak amacıyla cami içerisinde yaklaşık 1000 kişilik geçici bir ibadet alanı oluşturduk. Bu eserimizde de tüm eserlerimizde olduğu gibi akademisyenlerden oluşan bilim kurulu heyetimizle birlikte çalışıyoruz. Buradaki amacımız çağdaş restorasyon tekniklerine uygun olarak yapıya en az müdahaleyle restorasyonu gerçekleştirerek yapının gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırmaktır.